Değerli Galatasaray TV izleyenleri, Mektebi Sultani bu hafta yine çok özel bir konuğunu ağırlıyor. Sadece Galatasaray Sesi ve Kulübü değil, Türk voleybolu ve Türk sporuna oyuncu, antrenör, teknik direktör ve pek çok konuyla ilgili sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev almış abimiz Oral Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldiniz Oral abi. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İnşallah eksik bir şey söylemedim. Hayır, çok güzel tanıttınız. Çok güzel, tebrik ederim ve teşekkür ederim. Aslında bir şey eksik söyledim. Çünkü baba Oral demem gerekiyordu herhalde. Evet. Nasıl oldu, gelişti? Siz bize ilk günleri anlatır mısınız? Kaç yılında girdiniz mektebe? İlk gününüzü hatırlar mısınız? Tabii. 1948 yılında aşağı Ortaköy'e geldik. O zaman iyi hatırlıyorum. Eski arkadaşlarım daha karşılaştığımız zaman derler ki ya şurada 1948'de hep beraber sen benim yanımdaydın ve hepimiz kısa pantolonluyduk. Oraya girdik ve renkli simalarla hep çalıştık. Mesela hocamız Fransızdı, Madame Callot. Ne bileyim, bizim orada amirimiz olan hocamızın ismi Scaramouche'du. Neden? Çünkü burnundan dolayı ona öyle isimler. Güzel Galatasaray'daki espriler, incelikler ve tabii Fransız felsefesinden olsa gerek daima devam etti. Sonra da 1948-49 orada okuyunca 50-51 yılında da yukarıya Beyoğlu'na gelmiş oldum. Buraya girdiğim zaman tabii şanslı bir talebe oluyoruz. Galatasaray'a girmiş oluyoruz. Gelince burada sporun her şeklini görme imkanımız oluyor. Yatılı okuyoruz. Dolayısıyla o sıradaki abilerimize bakıyoruz. Bir bakıyoruz ki o sırada lisede, biz ortaokuldayız, lisede okuyanlar işte kaleci Turgay, ne bileyim Coşkunlar ve basketbolun en iyileri, voleybolun en iyileri. Mesela ilk girdiğimde kapının yanında bir tane açık hava voleybol sahası vardı. Ben orada Turgay'ın smaç vururken şöyle göğsüne kadar çıktığını gördüm. Yani burası bir spor yatağıydı. Biz de o sayede çok istifade ettik ve birçok branşta şansımız oldu. Gelince ilk branşımız voleybola başladık. Nasıl başladınız? Kim sizi keşfetti oralar? Tabii hep burada abiler hocaydı. Bu bizim Ülkü Hoca. O zaman lisede okuyan, sonra lisemizde müdür olan Ülkü hocamız voleybol çalıştırmaya başladı. İdarecimiz de onun sınıf arkadaşı Muammer Ekonom vardı. Sonradan uzun seneler Cumhurbaşkanlığı Kalem Müdürlüğü yaptı. Süleyman Demirel'in. Onlar bize abi olarak çıktılar, çalıştırdılar ve biz bir sene sonra ortaokullar şampiyonu olduk. O vesileyle biz Galatasaray Kulübü'ne de katıldık. Galatasaray Kulübü o zaman ahşap bir binaydı. Üstü böyle küçük bir salon vardı. Biz oraya tabii çok ender gidiyorduk. O genç takımı tespit ettik ve şansa bakın ki uzun seneler sonra genç maçlar ilk defa organize edildi. İlk organize edilen şampiyonanın ikinci senesinde biz Galatasaray olarak, Galatasaray'ın ortaokulu orada Galatasaray'ın genç takımının şampiyonu olduk. Sonra tabii bir baktık 9'a geçmişiz. 9'a geçince Galatasaray'da biraz voleybol takımının yaşlandığını söyledi Sinan abi. Ayhan abi geldi Sinan abiyle beraber. Bunlar bir yeniden bir takım. Ayhan Demir değil mi? Ayhan mi? Demir. Onun da çok emekleri vardır. Çünkü iddiacı ve inatçı bir abimizdi. Biz o takımla senelerin şampiyonu Beyoğlu Spor'u ilk defa yendik. Ve sonra o takım işte hepsi genç takımlardan ve liseden oldu. Orada da 7 kişi bizim liseden vardı. Ve bu 7 kişi aynı zamanda milli takımına da temsil ediyor. Yani kulüp takımının bel kemiğini lise takımı oluşturdu. Lise takımı oluşturdu. Zaten o zaman transferler falan yoktu. Genelde bir belki iki tane oyuncu gene Türklerden geliyordu. O A takımımız bizim. Aynı zamanda milli takım da oldu. Bir resmimizde size göstermek isterim. Galatasaray'ın 7 kişisi aynı zamanda milli takımın 7 kişisi. Oral abi, o zamanki milli takımla Galatasaray'ın ilişkisi nasıldı? Tabii ki çok beraberliğimiz vardı. Aynı sistem orada milli takıma da intikal etti. Henüz takım, milli Galatasaray takımı genç bir takım olarak liglere katılmış ve şampiyonluğa ağırlığını koymuş olarak
Bu sefer milli takıma da, o zaman çok milli maç olmamasına rağmen milli takıma da aksetti. O sırada o takımda 7 Ayhan abi, Sinan abi, Erdoğan, işte ben, Güngör, bizim değer Eraybar, sonra biraz sonra Aral geldi böyle. Dolayısıyla Güngör 7 kişi olarak biz temsil ediyorduk. Avrupa'da demir perde hariç gerek kulüplerde gerek milli takımlarda bize bu demir perde tabir ettiğimiz 7-8 tane var. Evet. Onlar zaten bu işi profesyonel yapıyorlardı. Bunların haricindeki yani 9'dan sonraki milli takımları yeniyorduk. O kulüplerde Hollanda'sı, Fransa'sı, şusu bisi, Yunanistan'ı. Batı'nın yani, önündeydik yani. Yani onların önündeydik evet yani. Öyle de benim zamanımda şahsen mesela bayanlarda Avrupa 10.sü, erkeklerde de 10-11 olduk. Şimdi de oralara uğraşıyoruz ama bilmiyorum. Size güzel bir sürprizimiz olacak sanırım. Bir salona doğru gidelim isterseniz. Orada sizin görmekten memnun duyacağınız bir şey var. Tabii bir salonumuz bizim ibadethanemiz gibi. Her sporu orada yapıyorduk. Orası tabii voleybol ağırlıklıydı. Basket de zaman zaman çalışırlardı. O zaman dediğimiz gibi hep abiler hocaydı. Mesela baskette Sinan King vardı, basketi çalıştırırdı. İşte voleybolda sonra ortaokulu Ülkü Hoca çalıştırdı. O mezun olunca ben çalıştırmaya başladım. O sırada A takımı da işte Sinan abi çalışıyordu, çalıştırıyordu. Dolayısıyla orası bizim için çok özel, çok özel bir gelin yer bir göz oldu. Atın. Çok güzel bir zamana denk geldik. Şu an Galatasaray kız altyapı takımı, hazırlık takımı çalışma yapıyor. Ne hissediyorsunuz bu salonda gençlerle beraber olmaktan? Ne güzel bir anlam. Çünkü hakikaten şanslı bir dönem. Ve çocuklar da çok şanslı bir dönemde. Tabii 63-64 sene evvele döndüğümüz zaman ailelerimiz bize spor yapmayı fazla müsaade etmiyorlardı ama Galatasaray'da olmak, Galatasaray'da yatılı okumanın avantajlarıyla biz burada her türlü sporu yapma olanağımız oldu. Vazgeçtiysen uzun koridorlarından Korkarım Sultaniye. Burada sadece oynamadım, 63-64 sene önce oynadım. Burada birçok milli ve antrenör oyuncuları yetiştirdik. Dolayısıyla bizden sonra gelenleri hep hocalık yaptık. Daima burası bir mabet gibi görüyorum. Değil mi? Mert hocamızın hocasını da yetiştirdiniz. Yani bugün aynen, Mert hocamız evet, hocalık yapıyor. Evet. Artık torunlarımızı da yetiştiriyoruz. Evet. Ne mutlu İnşallah bize. Biz de sizin yolunuza gideceksiniz. Benim hocam mı? Şükrü abiydi. Tamam, Şükrü yenge. Şükrü abi hem milli Galatasaray'da hem milli takımda çalışma imkanım oldu. Evet. İsmetler bir şey değil. Onlardan daha yaşları, değerler, arabaların bile 7 sene beraber oynadım ama 8 sene antrenörlüğü yaptım Galatasaray'da ve milli takımda. O şekilde benim antrenörüm çok genç yaşta başladı. 23 yaşında milli takımdan antrenörü falan oldum. Ve o sırada işte Türk voleybolunu modernleştirdik. Yeni sistemleri geliştirmek, yeni gelen antrenörlere, yabancı antrenörlere asistanlık yapmak. Ondan sonra onlar gittikten sonra onların yerini doldurma gibi bir şansım oldu. O bakımdan emeklerimiz çoktur. Şimdiki gençlikten de gurur duyuyorum. Çünkü hakikaten nesil çok güzelleşti. Çok spora müsait bir hale geldiler. O yüzden hocalara da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu kardeşliği senden öğrendim. Tiboyu'dan şantı ben senden öğrendim. Oral abi birlikte oynadığınız çok değerli oyuncular var. Yakışıklı Erdo dediğiniz değerli abimiz Erdoğan Teziç tabii, var. Tabii. Ne demek, ne söylemek istersiniz onunla ilgili? Beraber oynadınız aynı dönemde. Tabii. Erdoğan bizden biraz geç geldi. Yani genç takımda oynamadı. Bak, lisede benden bir sınıf üstündü. Bir sınıf yukarıda okuyordu yani. Ve takımımızın kaptanı oldu. O sırada Galatasaray takımını sıfırdan yeniledik. 9. sınıfta Ayhan Demir abimiz geldi. Bizi olduğu gibi Galatasaray takımı yaptı. Bu arada tabii ki Erdoğan Teziç bir yaş büyük müdür benim.
yakışıklı ama takım, inanın ki gerek o takım gerek ondan sonraki takımımız çok yakışıklıydı. Yani Avrupa'ya gittiğimiz zaman Türkiye'yi çok güzel temsil ediyordu. Herkes bize hayran kalıyordu. Kültürüyle hayran kalıyordu. Hareketleriyle hayran kalıyordu. Çok örnek bir takımdık yani. Ve Türkiye'ye de örnek oldu. O bakımdan onun yanında Güngör Demirtaş, o da yakışıklıydı. Değer Eraybar, zaten çok sempatik ve yakın bir kişi. Bundan sonra... Paydar Dobra var, Paydar abi. Paydar Dobra tabii bizden önce, çok önce. O bütün Türkiye'ye nam salmış, dünyaya nam salmış. O zaman döneminde yani 1940'lı yıllarda ilk defa Türkiye'de vurarak oynayan oyuncu olduğu için dikkati çekmiş. Ondan evvel hepimiz çekiyorduk. Koşuyoruz pasörümüze, topu alıyoruz, okkalayıp çekiyorduk. O yüzden birçok milli maçı yarım saatte, bayrak merasimi dahil yarım saatte, 40 dakikada yeniliyorduk. Hem genç takımın, hem kız takımın, hem A takımın üçünün de antrenörüydüm. Üçü de İstanbul ve Türkiye şampiyonuydu. Ve yardımcımız da yoktu, istatistikçimiz de yoktu. Hepsi bizdik. Çünkü herkes yürekten inanmış kişilerdi. Herkes yardımcı oluyordu. Dolayısıyla herkes antrenördü. Yani kendini yetiştirmekte bir faydaları vardı, çalışkanlıkları vardı. Şimdi görüyorum gençler, yaşlarınız kaç? Kaç? Yani 12 yaşında falan mı olur? 2004'ten başladı. Yani çok güzel, iyi bir yaşta başlamışlar. Güzel bir yaşta başlamışlar. Bakıyorum hepsi boyları, postları uzayacak, müsait çocuklar. Elleri iyi. Biz şimdi tabii bu kadar uzun sene yaşayınca karşına geçeceğim kimin voleybolcu olacağını şey yapabiliyoruz. Hepsi başarılı olacaklar inşallah. Başarılar dilerim hem şeyde, bundan sonraki hayatınızda da. Böylece bir dedeyle de tanışmış oldunuz. Buktum şimdi, saçımda aklar var. O gün diploma alınca yalnız kaldığımı öğrendim. Gördüm, görmedim, sensiz kaldığımı öğrendim. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Boyutan jantı ben senden öğrendim. Yerinde yerlere sen eski Paris'te. Rıfkı'yı düşmanlı hep senden öğrendim. Şimdi Oral abinin 12. son senesini, 12. sınıfı okuduğu sınıfa geldik. Burada ne anılarınız vardır kim bilir Oral abi? Şimdi ben tabii 12. burası aynı zamanda son sınıfı okudum. 12B olarak edebiyat okudum ve burasında Galatasaray Kulübü'nün aynı zamanda kuruluş sınıfı, kurulduğu yer bu olarak sınıf, bu sınıf, evet, sınıf Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Enler'in toplanıp kurdukları yer olarak gözüküyor zaten. Bu arada spor hayatımız çok renkli geçtiği için öbür hayatımız da renkli geçti. Ne bileyim, sporcular haftada 2-3 gün, 4 gün antrenmana çıkıyorduk. O bile bizim için şeydi, kulübe antrenmana gittiğimiz zaman işte dönüştüğümüzde arkadaşlarımıza bir şeyler getirmek gibi. Bu Hasan Galip'teki evet, Hasan Galip'e çıkıyorduk ama ben aynı zamanda ilk defa burada atletizme başladım. Özelliği zaten liseden başlayan bu sporun, sonra Türk sporuna işte hakiki tarif ettiğimiz gençliğin sonra şeylerini, özelliklerini veriyorlardı. Fakat biz o sırada her spora dalıyorduk. Baktık bu az evvel dolaştığımız salonda güreş yapıyorlardı. Ben de biraz güreş yapıyordum. Bizim evin yanında Halk Bankası, Halk Evi vardı o zaman. Hatta İstanbul Acemiler arasına falan girdim. Burada da baktım takım kulübü, şey, lisemizin takımı var. 52 kilo Atilla Karsan, meşhur tiplerdir bunlar, sonradan yazarlar oldular. 57 kilo da Atilla, şey, Oktay Kurtböke, ben de 62 kilodaydım. Orada da biraz şey yaptık. Sonra baktım bir boks var, boksa da gittim filan. Boks hocamız da Türkiye orta siklet boks şampiyonu
Mehmet Can Polat hakikaten müthiş bir boksör. Bizim hocamızdı filan ama tabii böyle artık boksta biraz yetişir gibi olduğunuz zaman hoca seninle oynamaya başlıyor. Ara sıra da bir tane koyuyor böyle bu burnunun şu kekirdağını kırıyor. İyi boksör olman için filan. Dedim biz burun kırılmadan tüyelim buradan. Bacağı kurtarmışsınız atletizmden, burnu bokstan kurtarmışsınız. Derken, çok şükür evet, voleybolda karar kılmışsınız. Böylece voleybola ağırlık verdik dediğiniz gibi. İşte Galatasaray'da o boks ve güreş yaptığım sıralarda kimseyi incitmiyordum. Herkese hoşgörülüydüm. O yüzden bana burada herkese bir isim takarlar. Bana da baba lakabını taktılar. Yani kimseye... Baba şey, yani. İfade tabii o sonra voleybolda hakikaten babalığa dönüştü. Çünkü biz o zaman oyuncularımızın ailevi durumlarına meşgul oluyoruz. Okul durumlarına meşgul oluyoruz. İktisadi durumunda meşgul oluyoruz. Yol parası olmayana işte bir şeyler katkıda bulunuyoruz. Galatasaray Lisesi'ne ilk bayan alınmaya başladı. Bizden sonra bayan alındı. Bizim zamanımızda yoktu. Bayan alınmaya başlayınca biz de tabii burada takım oluşturdular ama ta istediğimiz seviyede kız sayısı yok. Yani mesela şeyde 2000 talebe varsa bizde 100 tane, 200 tane talebe. Onlardan bir takım çıkarmak zordu. Sonra bizimkiler de düzeldi. Hatta geldiler dediler ki bundan sonra biz temsil edelim. Ya dedik elimizde böyle bir takım var şimdi bunlar hep beraber olun hiç olmazsa falan. Neyse onlar da yavaş yavaş 3-4 tane şey yaptılar. Bizden liseden girmeye başladı. Sonra lise temsil etmeye başladı. İlk bayan milli takımını kurduğum zaman Yeşilköy İlkokulu'nda bir sınıf aldım. Ağustos ayıydı. Sonra Galatasaray'dan bizim yatakhaneden somyaları aldık. Kızlar da yataklarını getirdiler. 15 gün kamp yaptık. Karşı lokantada da yemek yedik. 15 gün sonra takımla çıktık. İlk maçımızı Bursa'da tenis kortunda yaptık. Milli takım maçıydı. 3-1 kazandık. Sonra ikinci maçımızı Balıkesir'de yaptık. Hayret edersiniz diye. O zaman nereden bulacağız? 10.000 kişinin önünde oynadık. Bravo. Ama nerede oynadık biliyor musun? Futbol sahasının kapalı spor salonunun önünde kurulan açık hava sahasında oynadık. Bu bakımdan böyle çalıştık. Ve ilk defa bayan milli takımını iyi bir ölçüye gelsin diye Voleybol Vakfı'nın başkanı oldum. Voleybol başkanına, Voleybol Vakfı'na topladığımız yardımlarla bayan şimdi sultanlar dediğimiz bayan milli takımını Rusya'ya birçok Avrupa ülkesine birer haftalık 15'er günlük kamplara gönderdik, eğitimlere gönderdik. O sırada ben federasyonda ikinci başkandım. O paralar sayesinde yaptık ve o takım bu seviyeye geldi. Bugün dünya şampiyonusunda ben de bana göre ilk dörtlere giren bir takım oldu. Bu arada Galatasaray'da da son 5 senedir, 17 senedir deneticiydim ama 5 senedir de yardımlaşma dayanışma sandığı başkanıyım. O yardımlaşma dayanışma sandığımız kulübün üyelerin üye olabildiği ve buna karşılık senede 100 lira bir aidatı olmasına rağmen ameliyatlarda, bazı sosyal durumlarda, sıkıntılarda yardım yapabilen bir şeydir. Kurumdur. Kulübümüzün sandığıdır. Ama bir de enteresandır. Herhangi bir kimseye borcu yoktur. Bir birikimi de vardır. Yani kısacası Galatasaraylık ruhunun özüyle birleştirmiş olduğunuz, harmanlamış olduğunuz çalışmalarınız oldu. Hazır bu sınıftayken biraz da eskilerden, hocalarımızdan bahsedelim. Kimlerle ilgili anılarınızı paylaşmak istersiniz? Tabii. Şimdi hakikaten hocalarımız çok renkli simalardı. Bir kısmının da yabancı olması daha da ayrıcalık getiriyordu. Mesela az evvel bahsettim ilk okulda. Dediğim gibi Madame Callot diye bir hocamız vardı, Fransızca hocamız. Bunlar esprileri, ders çalıştırma tarzları. Ne bileyim o arada ders nazırı olan işte bir tane resim hocamız vardı aynı zamanda ama renkli bir burnu vardı. İşte o zaman ona Sıkaramuş diye isim takardık. Her Galatasaray'da bu isimler çok şeydir ve çok güzel de yerine oturur yani. Sonra 6'ya geçtiğim zaman mesela okulun bütün sınıflarını titreten Sait Hoca vardı. Ders nazırıydı. O koridordan giriş gününden girdiğiniz zaman müdüriyet kapısından ilk sınıfta 6'da ben orada okumaya başladım.
Orada onun odası yan taraftı. Orada mesela çıkıp da şöyle bir gözüktüğü zaman hiç koridorda kimse çıkmazdı. Böyle renkli simalar. Ne bileyim, Feruzat hocamız vardı. Feruzat hoca şeydi bizim, şeye gelirdi, coğrafya hocamızdı. Renkli bir sima, böyle arkasında, eli belinde, böyle koridorlarda çok da disiplinli bir kişi dolaşır. Enteresandı. Mesela 9. sınıfta hakikaten Esat Mahmut Karakurt vardı. Zaten zehir gibi bir adam. Gelişi başka türlü, gidişi başka, esprileri başka filan. Anlattığı hikayeleri bambaşka. Yani çok değerli hocalarımız vardı. Mesela bir tane şey hocam vardı, Müslüm Gutman. Çok güzel yürür, çok sporu sever, sporcuları sever. Bana kimya dersine geliyordu 11. sınıfta. Enteresandır. Hayatta bunlar 2-3 defa oldu. Hiç şaşırıyorum. Nasıl insan istese olamaz. Biz 55 yılında bizi Paris'e, oradan da maça gittik takımla. Normandiya kıyısında Royan, Paul Royan diye bir Normandiya kıyısı, Atlas Okyanusu kıyısı, Amerikalıların çıkartma yaptığı bir yer. Biz oraya maça gittik. Görseniz belki 10 kilometre denizin ve şeyin, plajın uzunluğu var. Yüzlerce küçük böyle şeyler var, kabinler var. Orada soyunuyorsunuz, denize giriyorsunuz. Hatta Medcezir'e de orada şey gittiği zaman o deniz anaları, deniz anaları kalıyor. Kıyıdaki kayıklar böyle şeye oturuyor. Enteresan bir yer. Biz takım olarak oraya denize gidelim dedik. Denize gittim. Ne yapalım burada filan derken havlumu uzattım, şöyle uzandım, kafamı bir çevirdim, yanımda yatan adam benim hocam Müslüm Gutman. Allah olmaz Allah. Böyle bir şey, ben düşünmem. Burada Paris neresi, Atlas Okyanusu neresi, normal. Adam yanımda, ulan hocam filan dedik. Sonra geldi, ben şeye kalmıştım. İkmale mi? İkmale kalmıştım. Bana şeyi anlat demişti zamanında, hazırla demiştik. Petrolü. Petrolü işte, petrolden şu çıkar, gaz olur, benzin olur. Bunları hazırlamıştım. İmtihana gelince bana dedi, anlat petrolü dedi filan. Yani olacak şey. Bildiğiniz yerden yani, geldi yani. Çok şeydi. Sporda bir de az evvel merdivenlerden çıktık. Büyük bir hatıram var. Bir de pasta alıyorlar. Geliyorlar, devam bürosuna gidiyorlar. Diyorlar ki benim çocuğum Erol Yılmaz'ı görmek istiyorum. Benim babam ismim esas Erol. Öyle gidiyor mi? Nüfus kağıdına diyor ki Erol diyor. Adam Oral diye yazıyor ve nüfus evet, kağıdını tabii kapatıp veriyor. Şimdi tabii onlar hiçbir zaman nüfus kağıdını okula gidene kadar açmıyor. Tutuyorlar, evde benim isim hala Erol'dur. Erol. Şimdi adam da bakıyor, diyor ki böyle bir talebe yok, yok burada diyor. Eyvah. Annem de diyor ki ya baba, abim biraz rahmetli şeydi. Çok okul değiştirmiş. Evet. Ya bu da okumadı olur, demiş. Olmaz. Şu çıktığımız merdivenlere oturmuş. Ağlıyor kadıncağız. Ya enteresan, ben de aşağıdan yukarıdan koşa koşa iniyorum aşağıdan. Baktım orada tombulca bir kadın oturuyor, elinde pasta kutusu filan, annem. Yani enteresan, böyle olaylarla çok karşılaştım. Sevinmiştir sizi gördüm. Yani ne demek yani. Bir de çok değerli müdürlerimiz var. Sizin zamanınızda 4 evet. müdürle eğitimimiz sürdürmüşsünüz. Behçet Güçer, evet. Fethi İspendiyaroğlu, Besim Gülmen ve Macit Saner. Evet. Onlarla ilgili anılarınız var mı? Tabii. Şimdi Behçet Bey'e tabii çok yaklaşamıyorduk. Dediğimiz gibi hatta ölümünde de burada o şeyler onları çok seviyordu. Onlar o jenerasyon, Turgayların, Coşkunların şeyi de daha şeydi. Biz daha aşağı sınıflardaydık. Burada onun gelişi gidişi çok şeydi. Cenazeyi oldu. Hatırlar mısınız? Tabii hatırlıyorum. Bazı şeyler öyle itişmeler, kakışlar oldu. Ondan sonra İspendiyar Bey hakeza. Ama Macit Bey'le apayrı bir şeyimiz oldu. Macit Bey beni çok seviyordu. Sporcu olduğum için de seviyordu. Çok birlikteliğimiz oldu. Ve bana Türkiye'den 3 tane talebe istediler. Bu 3 tane talebeden birini, beni seçtiler. Amerika'ya burs kazandım. Amerika Los Angeles Üniversitesi'ne
gidecektim. Ha, burada işte o zaman kız takımını çalıştırıyoruz, ne yapıyoruz dedik. Dünyanın öbür ucu falan dedik, gitmedik. O yüzden 56 çok yılında farklı şeyler olurdu, çok tabii yani. Belki de oranın milli takım antrenörü olurdum. Yani İyi ki gitmemişsiniz. O zaman bilmiyorum ya, tabii yani mesela Köfte Rıdvan vardı. Adam köfteyle ilgisi yok ama niye takmışız adama köfte diyorduk. O bazen gelir derse, tarihe geliyordu, gelir. Ya Vural derdi, bugün çok canımı sıkıyor, hadi biraz gül de gülelim. Benim o zaman güzel bir makara bir gülüşüm var, ha 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 diye. Ben gülüyorum, ondan sonra bütün sınıf gülüyor, biz gülüyoruz. Yani. Bir bakın Titrek Necati geliyor. O da işte ders nazı böyle dolaşıyor. O titrek olduğu için o böyle cama vurmaz. Cama elini tuttu mu tak 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 vurur böyle. Onun için Titrek Necati derdi. Ulan içeride hoca var, biz varız, ne gülüyorsunuz diye adam camı tıklatırdı falan. Yani bunun gibi çok olaylarımız oldu. Evet, anılarımız bitmiyor Oral abi. İsterseniz bir de Tevfik Fikret Salonu'na gidelim. Oraya da bir ziyaret edelim. Orada da mutlaka anılarınız vardır. Tevfik Fikret'in bu güzel ortamındayız. Biraz da sınıf arkadaşlarınızdan, devre arkadaşlarınızdan bahsedebiliriz. Kimlerle paylaşmak istersiniz bizle, bizlere aşina olan? Tabii bunların arasında sonradan güzel mevkilere gelmiş kişiler var. Ben bu spor sayesinde maalesef biraz da fazla branşta olunca atletizm, voleybol gibi daha çok dışarılarda geçti. Bir de okuldan ayrıldıktan sonra, bitirdikten sonra ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okudum ve oradan mezunum. Bu arada bu sınıf arkadaşlarımız tabii okuldan mezun olduktan sonra çok güzel kariyerler yapmışlar. Maalesef onlarla topluluğu fazla geliştiremedim. Fakat bunların arasında o zaman çalışkanlığıyla aramızda olan Doğan Hasol vardı. Zeytinoğlu vardı, Yavuz Zeytinoğlu. Nitekim imtihanlarda birden önce yapacağımız çalışmalarda, matematik gibi çalışmalarda onlar bize akşamdan biraz çalıştırırlardı. Sınıfa yardımcı olurlar, işte şuralardan gelme ihtimali var. Hocamız burayı sordu, bu sefer burayı sorar gibi güzel çalışmalar yapılırdı. Onların o zamandan beri böyle bir bize karşı veya sınıfa karşı ben fena değildi, kendimi idare ediyordum. İyi bir talebe olarak devam ettim ve kalmadan bitirdim. Bu arada işte bunlardan Doğan Asol, Yavuz Zeytinoğlu vardı. Erol Günaydın. Erol Günaydın tabii o talebe olarak biraz daha şeydi. Yani, renkli. Renkli bir simaydı. Efendim daha çift dikişle gitmeyi tercih ederdi ama o da mezun oldu ve bizim etütlerimizin neşe kaynağıydı. Herkesin yanındaydı. Güzel şey. Bu arada siz de biliyorsunuz ki Galatasaray'da gerek tiyatro olayında gerek bu şey çok sanatçı yetişmiştir. Mesela o dönemlerde bizden sonraki bize yakın gelen dönemlerde Barış Manço gibi işte Münir Nurettin oğlu gibi, Timur Selçuk gibi filan bayağı sanatkarlar yetiştiler. Ve bunlar bizim iftar ettiğimiz kişilerdi. Benim dönemimde aynı zamanda İnan Kıraç vardı. Şimdi yeni başkanımız olan, profesör olan Duygu Yersuat. Bunlar tabii bu arada renkli simalar olarak Anadolu çocuklar vardı. Bunlar tabii devamlı biz cumartesi günü eve çıkardık. Onlar cumartesi pazar da kalırlardı. Daimi yatırlar vardı. Bunların arasında işte bizim voleybolcumuz vardı. Güngör Demirtaş. Onun ismi mesela Finike'den ona şey geldiği için, portakal geldiği için ona mesela Yafa derdik. Bu tip isimlerle, renkli simalarla gayet neşeli günlerimiz geçti. Bu arkadaşlarımızın sonra tabii ki benim takip edemediğim bilhassa diplomasi konusunda çok iyi mevkilere gelmiş, bürokrasi konusunda çok iyi mevkilere gelmiş,
büyük holdingleri yönetmiş kişiler vardı. Dolayısıyla iyi bir durumda, iyi bir ortamda geçirdik. Ben bir de biraz liseden uzaklaşıp sizin için çok özel bir günden bahsetmek istiyorum. Nisan ayında geçen sene 2013'te 6 Nisan'da Galatasaray efsanelerini anıyor da arenada bu seri doğrultusunda size de bir ödül verildi. O gün hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Tabii o hakikaten çok onore edilici bir durumdu. Bizler bu çalışmalarımızı anlatılacak gibi dedi. Çünkü hep bu çalışmaların içinde kalbi çalışma var. Kalben, yürekten veriş var. Nasıl ki kulübümüzü kuran kişiler, Ali Samiyenler ve arkadaşları özveriyle her türlü şeylerini, imkanlarını buraya seferber etmişler. Ve sadece Galatasaray'ı değil, ondan sonra onun yanına gelecek diğer müesseseleri de ihya etmişler, kurmuşlar. Nereye bakarsanız Olimpiyat Komitesi'ne gittiğiniz zaman rahmetlileri kurucu olarak görüyorsunuz. Ne bileyim, bizim bir de çalışma imkanımız olduğu Sinan abimiz oldu. O da nitekim önce Beynelmiler Federasyonlara girdi. Sonra Olimpiyata yönetimine girdi. Sonra da başkanlığını yaptı. Güzel bir spor salonu yaparak da onları taşlandırdılar. Bu kadar emeğini veren sporcuları hatırlamak onların en büyük zenginlikleri. Şimdi Galatasaray'da da bu şeye beni layık gördüler. Tabii ki çok onore oldum, çok duygulandım. Evimin en güzel köşesinde çocuklarıma ve torunlarıma hatıra olarak bırakıyorum. Güzel bir yapmışlar, güzel bir aslan heykeli hakikaten. Onlara da çok teşekkür ederim. Biz böyle küçük şeylerle duygulanıp çok büyük zevkler duyan kişileriz. İnşallah Türk sporu da bunlardan biraz ders alsa çok mutlu olacağım. Çünkü bilhassa şu ortamda böyle iki takımın taraftarının seyredemediği maçları bir türlü kabullenemiyorum. Çünkü maç ancak karşılıklı iki rakip takım arasından seyredilirse daha çok güzel oynanır ve onlardan ders çıkarılır. Bugünkü ortamı anlamak mümkün değil. O yüzden kulüplerimiz bu gayreti gösteriyor. Biraz da genel müdürlük, spor teşkilatı bu mevzuya iyiyse çok daha mutlu olacağım. İnşallah bu böyle biz bir bayrak yarışıydı. Büyüklerimizden teslim aldık. Her mevzuda yapımız buydu zaten. İster idari olsun, ister teknik, ister sportif olsun. Bize bu bayrak yarışında aldığımız bayrağı daha iyi yerlere götürmek hedefimiz vardı. Biz bunu evet Ali Samiyen'le çalışamadık ama onunla çalışan kişilerle çalışma fırsatım oldu. Bütün bu terbiyeyi, bütün bu Galatasaray kulüpçülüğünü, Galatasaraylı onlardan öğrendik. Onun için inşallah biz de bazı arkadaşlara bunları anlatabilirsek, bazı arkadaşlar da bunu öğrenme gayretinde olursa Galatasaraylımız ilelebet ilerleyecektir. Ve hepinize çok teşekkür ederim. Biz asıl çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki bugün Galatasaray için yine bir fedakarlık yaptınız. Sizin bir seçiminiz vardı Olimpiyat Komitesi'nde. Oraya gitmek yerine buraya teşrif ettiniz. Çok teşekkür ederiz bizimle beraber oldunuz. Bugün sevgili Galatasaray TV izleyicileri, bugünkü söyleşimizi 88 devresi mezunu Oral Yılmaz'la yaptık. Oral Baba diyeceğimiz Oral abimiz oyuncu, antrenör, teknik direktör ve sivil toplum kuruluşlarının pek çok aşamasında aktif olarak görev aldı. Gerek Galatasaray Lisesi'ne, gerek Galatasaray Kulübü'ne, gerekse Türk voleybol ve sporuna. Kendisine son kez bize söylemek istediği bir şey var mı diye mikrofonu uzatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Beni de onore ettiniz. Güzel şeyler gündeme getirdiniz. Hatıralarımı tekrar canlandırdım. Beni tekrar hatıralarıma taşıdınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Haftaya tekrar yeni bir konuğumuzla diğer bir arkadaşım sizlerle beraber olacak. Çok teşekkür ederiz.